İnsanoğlu Mars'ta koloni kurup orada yaşamaya hazırlanırken biz de soluğu yılların uzaylısı türkücü Mustafa Topaloğlu'nun yanında aldık. Mars'a gidecekler. Ya Kars'a gitmeden Mars'a gidersen olmaz. İlk önce onlar Kars'a gidecekler, sonra Kars'tan sonra Mars'a giderlerse doğruyu bulurlar. Bu arada Mars'a yerleşip dünyaya hiç dönmemek üzere orada yaşamak için 200 bin kişinin müracaatta bulunduğunu ve içlerinden sadece 24 kişinin seçileceğini hemen hatırlatalım. Peki uzaylı türkücü de Mars'a gitmek ister miydi dersiniz? Gitmek istediniz mi mesela, isim yazdıranlar Ben gidip olmuş. Geliyorum zaten. Bunu anlatamıyorum insanlara. Allah birdir, şahittir ki ben bütün o renklilikleri görüp içine gidip gelen adamım. Şimdi sıkı durun çünkü Mustafa Topaloğlu soluğu sohbet ettiğimiz mekanın mutfağında alıyor. Aşçı önlüğü giyen ve aşçı şapkasını takan uzaylı türkücü öyle bir menemen yapıyor ki doğrusu bu ya. Biz menemeni görünce menemen olup olmadığıyla ilgili ciddi şüphelere kapılıyoruz. Ateşin üstünde tavada pişen şey için Mars menemeni mi desek, uzay menemeni mi desek, doğrusu bu ya, bir türlü karar veremiyoruz. Domatesi gördüğünüz gibi kesiyoruz. Fazla değil. İki parça. Hep kesiyor, tık 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 tık. Evet. Değil. Şimdi bunu paramparça ediyorsun. Doğrusu. Neticede gideceği yer aynı yer. Anladın mı? Soğan dörde böldüğün zaman eridiğinde o kendi kendine 8'e 9'a 12'ye ayrılacak. Biraz turşu koyuyoruz. Mantar koyuyoruz. Menemene. Evet. Az bir şey kaşar koyuyoruz. Biraz neslihan koyuyoruz. Fesleğen. Evet. Neslihan nereden çıktı ya? Neslihan'ı buraya nasıl koyalım? Tavamızın koy tavayı oraya. Menemenin adını alabilir miyim? Bu, taslak menemen. Nerede yapılıyor bu? Hangi ülkeye ait? Bu ülkesi belli değil bunun. Baktığınızda tavada domatesli, biberdi, soğandı, yumurtaydı derken bir menemende bulunması gereken bütün malzemeler var. Ancak gelin görün ki hepsi iri iri kesilmiş. Hatta yumurtalar bile menemene kabuklarıyla birlikte atılıyordu. Harbi uzay menemeni oldu bu Mustafa Bey. Mars'ta böyle yiyorlar diyorum. Yumurtanın kabuklarını atıyorlar. Atılmaz. En gıdalı yeri burası. Herkes gibi yumurta. Yemeden anlayamaz. Ama yumurta kabuğu var içinde. Bir de böyle ye. Böbreklerdeki taşları, maçları, midenin içindeki kaşları, her tarafı...